Şimdi bir de güneşin hesaplanması, doğuşunun ve batışının hesaplanması ile ilgili önemli noktalar var arkadaşlar. Şimdi iki tane bir örnek vereyim. İlk önce şimdi bizim bulduklarımız yerel saat hesaplamasıydı arkadaşlar. Bu yerel saat hesaplamasında bir de güneşin konumu ile ilgili önemli birkaç noktayı belirteyim mesela. Güneşin konumu ile ilgili olan. Eğer güneşi tam şurada verirse arkadaşlar, tam tepe noktasında verirse saatimiz 12'dir arkadaşlar. Unutmayalım. Saatimiz tam 12'dir güneş orada verirse. Eğer şurada verirse arkadaşlar güneşi burada verirse sabah saat 06 ifade eder arkadaşlar. Bu aynı zamanda bakın şurada doğu diye bir şey yazar arkadaşlar doğu. Bu yön değildir arkadaşlar. Unutmayalım doğu. Bu doğuşunu ifade eder arkadaşlar güneşin işlemlerde. Tabii güneş normalde doğuda daha önce doğar tabii ki. Ama bu doğuşunu ifade eder arkadaşlar. Bu düzlem üzerindeki konumunda. Eğer güneşi şurada verirse arkadaşlar akşam saat 18 ifade eder ve bu da batıdır. Aynı zamanda güneşin en son battığı yerdir arkadaşlar ve aynı zamanda batışını ifade eder. Konumla ilgili olan sorularda. Şimdi bu 6 ile 12 arasındaki açı farkı arkadaşlar yaklaşık olarak tam 90 derecedir. 90 derece zaten hakikaten hesapladığınız zaman 90 bölü 15 açısal fark olarak arkadaşlar ne yapar? 90 bölü 15 derecelik açı farkı bir 6 saatlik bir fark yapar arkadaşlar. Şimdi bunu ikiye böldüğümüz zaman tam 90'ı 45 derecelik iki açı farkı böldüğümüz zaman 45'er 45'er böldüğümüz zaman şurada eğer güneşi veriyorsa arkadaşlar tam ortada yani burada veriyorsa saat 9'u ifade ediyor demektir arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuradan böldüğüm zaman şurayı verdiği zaman arkadaşlar bakın burayı verdiği zaman şurada ifade ederse güneşi o zaman da saatin 15 olduğunu gösteriyoruz. Yine aynı şekilde 45 derecelik bir açı fark. İşte bu gün içindeki güneşin değişimidir arkadaşlar. Gün içinde böyle günlük harekete bağlı olarak gün içindeki değişimidir. Bu yerleri unutmayalım arkadaşlar. Mesela burada baktığımız zaman mesela hepsine bir nokta verelim arkadaşlar. Mesela şu X kenti olsun. Şu Y kenti olsun mesela. Şu Z kenti olsun mesela. Şu da A kenti olsun mesela. Şimdi eğer bize soruda dese ki bu kentlerden hangisi daha doğudadır derse arkadaşlar bakın. Hangisi daha doğuda derse sıralamamız şöyle olacaktır arkadaşlar. En doğuda olan A'dır arkadaşlar. Çünkü A'da güneş şu anda ne olmak üzere arkadaşlar? Batıyor arkadaşlar şu anda. A'yı daha belirgin yapayım şöyle. Şu A noktası arkadaşlar en doğuda olan yerdir. Hemen arkasından arkadaşlar Z'ye gelir mesela. Diğer ikinci kentimiz Z'dir arkadaşlar. Sonra Y kenti gelir yön olarak. Y kenti ve en geride olansa arkadaşlar X kentidir. Bak unutmayalım. Konum olarak verdiğimiz zaman en doğuda olan A kentidir arkadaşlar. Burada batı olarak veriyor ama dediğim gibi bu batışını ifade ediyor arkadaşlar. Yön değildir yani bu. En doğuda A kenti, sonra Z kenti arkadaşlar. Biraz daha doğuda. Diğerine göre doğuda olan Y kenti ve en geride olan, en batıda olansa arkadaşlar X kentidir burada. Güneşin konumuna bağlı olarak dediğim gibi hesaplamalar bu şekilde. Sorularımız bununla ilgili olarak şöyle geliyor arkadaşlar. Diyor ki mesela Türkiye ile ilgili ben örnek vereyim. Türkiye'de doğusuyla batısı arasındaki zaman farkı ne kadardı arkadaşlar? Unutmayalım. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasındaki zaman farkı 1 saat 16 dakika. Diyor ki güneş İzmir'de arkadaşlar bakın İzmir'de güneş tam tepe noktasındaysa yani İzmir'de saat 12 ise arkadaşlar bakın İzmir'de saat 12 ise tam tepe noktasındaysa acaba diyor ki Iğdır'daki güneşin konumu nerededir diyor arkadaşlar bakın Iğdır'daki güneşin konumu nerededir diyor saat olarak veya konum olarak arkadaşlar. Şimdi normalde haritadaki bilgimize göre haritadaki konumuza göre Iğdır İzmir'in neresinde arkadaşlar?
Doğusunda değil mi? Yani şurada bir yerde, haritadaki yer olarak orada bir yerde. Peki güneşin konumu orada bir yerde olabilir mi arkadaşlar? Kesinlikle olamaz değil mi? Çünkü Iğdır baktığımız zaman arkadaşlar daha doğuda bir yerdir değil mi? Yani yerel saat olarak daha ileride bir yerdedir. Burada saat 12 ise Iğdır'da saat kaçtır arkadaşlar? 13, 16. Demek ki güneşin konumu nerede olacak arkadaşlar? Iğdır'da şurada yani. Demek ki Iğdır'daki de güneşin konumu arkadaşlar burada olacak. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu güneşin konumu ile ilgili olan sorularımız da burada arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken nokta, dediğim gibi en önemli kısmımız burası zaten, bu güneşin konumu ile ilgili. Normalde haritada, tabii ki haritada baktığımız zaman Iğdır daha doğuda, yani gerideymiş gibi algılanıyor. Ki öyle zaten konum olarak. Ama burada saatte veya konumda ise arkadaşlar İzmir'in arkadaşlar batısında olacak. Yani daha ilerisinde olacak. Konum olarak burada batısında, saat olarak ise ileride. Yani 13-16 olarak ifade edeceğiz. Ve dediğim gibi unutmayalım, Türkiye ile ilgili doğu batı anlamında bir fark verirse, güneşin konumu ile ilgili olan bir fark verirse, güneşler birbirine yakın olmak zorunda. İleride derken arkadaşlar şurada ifade edemeyiz mesela. Iğdır'da güneşin konumu buradadır diyemeyiz mesela. Neden? Çünkü burada dediğimiz zaman aradaki zaman farkı kaç saat oluyor yaklaşık olarak arkadaşlar? 5 saat oluyor. 5 saat veya 4 saatlik bir zaman farkı oluyor ki genelde 5 saat galiba, işte 5 saatlik bir fark. 5 saatlik bir zaman farkı oluyor. Biz biliyoruz ki arkadaşlar Türkiye'nin doğusuyla batısı arasındaki en fazla zaman farkı 1 saat 16 dakikadır arkadaşlar. Onun için doğuda olacaksa da çok doğuda olmayacak yani. En fazla böyle 1 saatlik bir fark olacak. Türkiye ile ilgili verirse ama. Atıyorum mesela Türkiye'yi verip de İzmit'i verip de Çin'i sorarsa mesela, tabii ki orada yaklaşık şöyle böyle bir 5 saatlik, 4 saatlik, 3 saatlik bir fark oluşabiliyor mesela daha doğuda olan yerlerde. Ama genelde de verilmiyor. Genelde sorular Türkiye ile ilgili olan noktalarda geliyor arkadaşlar. Şimdi güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili hesaplamalar yapacağız. Şimdi ilk önce bir Türkiye'den yine bir örnek vereyim ben. 30 derece doğu boylamında dedik ki İzmit'te yerel saatimiz 13 diyelim mesela. Yerel saatimiz 45 derece doğuda, acaba yerel saatimiz yani Iğdır'da yerel saatimiz nedir? Yine aynı arkadaşlar. Bakın bu bulacağımız yerel saattir. Şimdi 45'ten 30'u çıkarttık arkadaşlar. Ne kaldı? 15 boylam. 15 çarpı 4 dakika. O da ne yaptı? 60 dakika yaptı arkadaşlar. Yani 1 saat. Demek ki doğu ile batı arasındaki zaman farkı 1 saatmiş. Üzerine 1 saati eklediğimiz zaman arkadaşlar saat kaç yapacak burada? 16 yapacak. Üzerine 1 saat ekliyoruz Iğdır'da olan. Şimdi bizim bu bulduğumuz arkadaşlar yerel saatti. Bakın ilk bu bulduğumuz yerel saatti. Şimdi biz ikinci olarak güneşin doğuşunu bulacağız arkadaşlar, bakın. Güneşin doğuşunu. Güneşin doğuşunu bulacağız. Şöyle bulacağız. Mesela hesaplamamızda şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Diyelim ki Iğdır'da güneş 06.15'te doğmuş olsun arkadaşlar. Güneş Iğdır'da 06.15'te doğmuş olsun arkadaşlar. Acaba İzmit'te ne zaman doğar? Güneşin doğuşunda. Unutmayalım arkadaşlar, ne demiştik dünyanın dönüş yönünden dolayı? İlk önce güne doğu yarımküre başlar arkadaşlar. İlk önce orası tamamlanır. Daha sonra batıda tamamlanır, oluşur veya tamamlanır. Eğer arada 1 saatlik bir zaman farkı varsa, 1 saatlik zaman farkı varsa arkadaşlar buradaki gibi, güneş burada 06.15'te doğmuşsa arkadaşlar burada da kaçta doğacaktır? 1 saat sonra, yani 07.15'te doğacaktır. İşte buradaki en önemli nokta budur arkadaşlar. Yerel saatteki gibi geride olamaz arkadaşlar. Yerel saatte dediğim gibi mesela Iğdır güne daha önce başlar ve günü daha önce tamamlar. Onun için yerel saatte burası daha ilerdedir. İzmit ise daha geridedir yerel saatte. Ama güneşin doğuşunda arkadaşlar her zaman için doğuda güneş daha önce doğar ve daha önce de batar. Güneş burada 06.15'te doğmuş ise şeyde, İzmit'te ise arkadaşlar 1 saat sonra, yani 07.15'te doğar. Mesela gündüz süresinin 12 saat olduğunu düşünürsek mesela,
Güneşin batışı dersek mesela, güneşin batışı dersek mesela, güneşin batışı 12 saat olduğunu düşünelim. 12 saat üzerine 12 saat ekleyelim mesela. 12 saat eklediğim zaman 6 15 12 daha ne yaptı arkadaşlar? 18 15 yaptı. Demek ki güneş kaçta batıyormuş arkadaşlar burada? 18 15'te batıyormuş. Şuraya 12 saat eklediğimiz zaman, buraya da 12 saat eklediğimiz zaman aynı yerde, burada kaç olacak arkadaşlar? 19 15 olacak güneşin batışı. Yani 1 saat sonra. Bundan 1 saat sonra da güneş batacak. İşte güneşin doğuşu ve batışındaki fark budur arkadaşlar. Yerel saate göre çok farklıdır.